Efendim Multiplayer programının ikinci sezonunun ikinci programına hepiniz hoş geldiniz. Bu elimdeki ne diye sorarsanız bu bir kalem. Bugünkü konuğumuzda Sayın Bora Uzer. Bora Uzer'i tanımayanlar gerçekten çok ayıp. Çünkü Bora Türkiye'nin en önemli seslerinden bir tanesi. Eğer bilmiyorsunuz hemen YouTube'a girip Bora'nın parçalarını dinliyorsunuz. Bora. Bora. Ay, benim Bora. Bir parça söylesene Bora. Kerem Ünal'ı zaten tanıyorsunuz. Kerem Ünal. Hiç susmayan, hep konuşan programın hakimi Kerem Ünal. Bora ne haber? Kalemi ver diyor konuşsun bana. Evet değil mi şöyle kalemle böyle yani. Buyurun efendim kalemle konuşursanız daha rahat ediyorsunuz. Bunu test ettik biz. Evet hemen... anladım Mertan şimdi gerçekten konu derin. Yurt dışındaydın geri döndün evet, vatana yerleştin tekrar. Kalemi yurt dışından getirdim sana. Aa, evet İsveç'ten. Crytek kalemi olarak da tarihimize geçtik. Evet İsveç'teydim abi. Bir iki senelik böyle bir İsveç. İçveç. İçtim ve içtim geldim. Afiyet şeker olsun. Şimdi buradasın yeni var mı projeler bir şeyler? Neden var yani? var bir sürü yani müzik hep olduğu sürece proje her zaman var. Ben müziğe tabii proje gibi bakmıyorum. Hani nefes aldığım sürece müzik yapıyorum. Müzik yaptığım sürece zaten varım. Müzik yapmayı bıraktığım gün zaten ben de yokum demektir. Aslında hani gamer olarak sen oyun oynayan bir adamsın. Tabii. Ve aslında senin oyuncağın da biraz... Ama 10 dakika önce de 10 sene önce Tetris'i de bıraktım. Benden de bir şey... PlayStation önemli. Tetris. Peki şimdi en son Bebek Festivali'nde böyle bir ölü grup. Bitmiş durumda herkes. Sonra Bora Uzer sahneye çıkar ve herkesi ayağa kaldırır. İnanılmaz bir performans. Eller havaya dedin mi demedin tabii. Hayır dedim. Şey yani. Yok ya bayağı coşturdu insanları. En son oynadığın oyun. Tetris. At harifa. Yok en son ne oynadım? FIFA 2013. Peki mesela hayatında gelmiş geçmiş 3 en iyi oyun. Yani çok keyif alarak oynadın. Abi ben Assassin's Creed'i çok sevdim. Yani ben çok sevdim. Başka sevmeyenler oldu ama ben sevdim. Sevilisi bir oyun ama zaten. Bir de bak ben eskiden bir oyunu severdim. Hatırlar mı kimse bilmiyorum ama. Oni diye bir oyun vardı. Oni. Oni'yi hatırlar mısınız? Nasıl bir bilgisayarda şey? Oynanılan bir oyun. Böyle garip saçlı bir kız koşardı arkadan falan. Platform oyunu yani. Platform oyunu. Onda oynuyordum bir ara. Çok, onu çok severdim. Hayatımdaki en iyi ilk üçü oyun. Numara? Tetris. Tetris. Ama bir şey var mı? Amiga geçmişi birazcık. Yok. Hiç öyle şeylerim. Abi benim tam, yani benim bilgisayarla bir çocukluğum yok. Yani hiç öyle Atari'm olduğu. Tamam program bir daha dinle. Olduğu. Teşekkürler. İyi günler. En son PlayStation vardı. Onu da tahsil sattı galiba. Evet ya. Kardeşim PlayStation var. O da, ben Hindistan'a gidiyorum. Evet. Para lazım. Sattı anlattı bize. PlayStation 4'ü satıp Hindistan turu yaptım dedi adam. Ya evet. Kaça satmış olabilir ki yani? Yani. Her şey ucuz tabii yani. Hani, haliyle iş oraya gidiyor. Düşün bak. PlayStation'ı satıp Hindistan'a gidebiliyor ve orada 10 gün susabiliyor çocuk. Şahaneymiş. O zaman demek ki şu televizyonu satsak... Lan neler yapacağız? Onunla sen 2 yıl susarsın. 2 yani. Yıl susabilirsin onunla Hindistan'da. Şahaneymiş. Efendim oyun haberlerimiz var. Oyun haberleriyle devam edelim. Ondan sonra bugün ne yapacağız? Bugünkü konumuz ne? Arma 3. Akabinde ne oynayacağız? Geçtiğimiz hafta çıkan, alındığı vakit sokakta gizli gizli yürümeniz gereken GTA 5 oynayacağız. Ve GTA 5'te 5 yıldızlı olarak polislerden teker teker... Kaçmaya çalışacağız ama 5 yıldız yapabilirsek. Evet yani. Bir ayarlamamız lazım. Çünkü GTA 5'in çok şeyi ne denir hileleri çıktı. Ve o hileleri aktive edeceksin. Sen aktive edeceksin bu arada hileleri. X. R1. R1. R2. Hayır R1. İki kere mi? X, R1, R2. Sol sağ. Evet, tamam. Bunu yaptığınız vakit bir anda sizi polis takip etmeye başlıyor. Bunu eğer 5 kere arka arka yapabilirseniz tank takip ediyorsunuz. 5 yıldızlı takip ediliyorsun. Evet. Bu arada önümüzdeki haftalarda inşallah FIFA Çilingir turnuvamıza katılacak. Orada da görebilirsiniz. Biz kupayı hiç dışarı vermedik. Bora da iddialı bir şekilde almayı planlıyor. Onun için onunla Bora'yla bizden biri oynayacak. Derken hemen FIFA ile bir üzücü haber vermek istiyorum. FIFA 14
Türk takımları maalesef yok. Galatasaray'ın da olup olmayacağı şu an yok diye söyleniyor. Ama belki son anda bir gol atıp en azından Drogba'yla oynayabileceğimiz, Galatasaray'la oynayabileceğimiz bir FIFA gelebilir. Abi şeyden alamıyorlar mevzuyu. Niye öyle? Eskiden, eski FIFA'larda federasyonla konuşuyorlarmış. Federasyondan bütün takımların haklarını alıyorlarmış. Şimdi bizim federasyon öyle bir garip bir durumda ki diyorlar ki Electronic Arts'a bütün takımlarla teker teker sen görüş. Yani haliyle adamlar gelip burada Konya Spor'a git, bilmem nereye git falan toplayamıyorlar yani. Bununla ilgili bir ajans çalışması da biz kendi multiplayer ekibimiz olarak yapıyoruz. 2015'te inşallah. 2015'e gireceğiz diyorsun. Bizim sayemizde girersek ne mutlu bize olur. Dünya yıldızı hep Galatasaray'la oynuyordu değil mi? Hiç şey yapmıyordu. Başka takım almıyor muydu? Şimdi artık herhalde Borussia Dortmund'a doğru bir dönüş yapar. Halkın takımı olarak. Halk. Londra'da yaşayan 23 yaşındaki bir genç mağazadan satın aldığı GTA 5 oyunu ile evine doğru giderken bıçaklı saldırıya uğradı. Döverler tabii, döverler. Bıçaklandıktan sonra cebindeki cüzdan kaldı fakat GTA 5'i alıp kayıplara karışan adamı da asla bulamadılar yani. Hala da aranıyor diyorlar. GTA mı çocuk mu? Bakalım. İkisi de beraber. İkisi de yok olmuş. Ayrılmıyorlar çünkü. Birini bulsalar diğerini de bulacaklar. Yalnız yorum çok iyi. Bu da ironik ve üzücü bir haber demiş. Ya tabii ki abi böyle bir şey yani rezalet. Adamın elindeki GTA 5'i almak için bıçaklanması korkunç bir şey yani. Bir de cüzdanına bakmamış olması belki daha burada fazla. Ya tabii o egzajere edilmiş de olabilir tabii. O yani. Bu zaten cüzdanında para yoktur. En son parasını GTA'ya vermiştir. Peki sence bu haberi PlayStation çıkartmış olabilir mi? Hayır, Rockstar çıkarmış. Rockstar çıkarmış olabilir bu arada. PlayStation Rockstar işbirliğiyle. Olabilir. Ama galiba Rockstar hiç kimseyle işbirliği yapmıyor. Herifler gerçekten iğrenç. Gerçekten Rockstar'lar yani. Sony'den gelen açıklamalara göre PS4 oyunlarını Türkiye'de 179 ile 199 TL arasında satışa sunacaklar PS4 oyunlarını. Yani bir oyun almak istiyorsanız 179, 199 sıkıntı. Hatta GTA kaça çıktı? 200. GTA 200'ün üstünde çıktı. Yurt dışı fiyatı da 69 dolar falan gibi bir şey. Buraya geldi mi bir anda fiyatlar abi artıyor. Peki bu PlayStation'ın şu anda fiyatı ne abi? 4 çıkmadı. Çıkacağı zaman 3'ün fiyatı ne mesela? 3'ün fiyatı 800 TL'ye alabiliyorsun. 600, yanında 600 liraya PlayStation alıyorsun ve 250 liraya da şimdi GTA'yı alıyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. PlayStation 4'ün fiyatları 1249 TL ile 1349 TL arasında değişecek. Bu da içindeki yani şeye göre. Bu arada tabii bu rakamla bahsettiğimiz 179 TL ile 199 TL olan bunlar sadece Sony'nin kendi dağıttığı oyunlar için geçerli. Konami, EA, 2K, Ubisoft ve benzeri firmalar bunları çok daha yüksek fiyata satacak. Evet, aynen öyle. Deniyor. Yani 250'lere falan çıkacak rakamlar olabilir. Yani bir oyun al, 10 kere oyna, o oyunla bitir. Evet. Mesela benim evde bazı arkadaşlarımın evinde PlayStation sadece FIFA makinesi olarak kullanılıyor. Öyle abi. Benim de %90 yani. %90 arkadaşım. Mesela şeyde vardır. Amerika'da gidiyorsun mesela Blockbuster'a. Orada film kiralayabildiğin gibi PlayStation 3 oyunu, PlayStation işte Xbox oyunu bunların hepsini kiralayıp. İşte de var. Ya var işte yani onun sisteminin Türkiye'ye gelmesi gerekiyor aslında. Olsa şöyle güzel bir dükkan. Rent a game. Ha yani rent a game. Var öyle dükkanlar. Var mı? Online yerlerde var. Yani online kiralar, olarak değil bayağı gideceksin. Gideceksin abi dükkana, kutuyu kiralayacaksın, sonra belirli bir zaman sonra geri getireceksin. VHS'leri ve DVD'leri kiralama mantığıyla. Zaten Steam'de oyunların mesela 10 kişiye kadar kullanabiliyorsun. Steam'de oyun satın alıyorsun. 10 kişiyi seçiyorsun abi arkadaşlarına. Evet, çok güzel. O 10 kişi de seninle birlikte o oyunu oynayabiliyor yani. Ama mesela GTA gibi veya herhangi öyle bir oyunu yani rent kiraladığın zaman 3 gün oynadın hadi tadı damağında kaldı. Ne yapacaksın? Hayatın sonuna kadar kiralayacaksın mı? Gideceğim bir hafta daha kiralayacaksın. GTA mesela 3 gün bir hafta kiralanacak bir oyun değil. Alacaksın 2 hafta, 3 hafta, 1 ay. Belki daha bile fazla. Belki 1 sene. Bir de artık oyunların aşağı yukarı tamamı multiplayer desteğiyle, online desteğiyle çıkıyor. Yani haliyle online oynuyorsun. Tabii herkes online bundan oynuyor. Şimdi bu haberden o zaman bence şeyi atlayalım, onu da ben okuyayım. Hadi. Yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Watch Dogs'un yayınlanan tanıtım afişinde 2 ay Los Santos'u gezmek için yeterli. 21 Kasım'da Chicago'ya gel yazısıyla yapılan GTA 5'e bir gönderme oldu. Burada da adam diyor ki mesela sana 2 ay bu oyun yeter diyor, ondan sonra benim oyunuma gel diyor.
Efendim Peter Moore söylentilerine rağmen Electronic Arts'ın yeni CEO'su Andrew Wilson oldu. Gelişmeye ve kaliteli işler yapmaya devam edeceklerini söyleyen Wilson, Electronic Arts'ın dünyanın en iyi oyun şirketlerinden biri olduğunu söyledi. Ben buna katılıyorum. Birkaç tane büyük oyun firması var ama bu EA'in en iyisi olduğu anlamına gelmez. Yani onu biz yeni konsollardaki oyun sayısıyla ve oyunların kaliteliyle göreceğiz aslında. Rockstar var zaten abi mesela. Yani. Evet, Rockstar arada bir de oyun çıkarıyor ve oyun dağıtıcısı değil. Bu hem oyun yapımcısı hem oyun dağıtıcısı şirketler çok büyük rakip firmalara karşı bu şekilde konuşmaları bayağı iddialı. Ya bence 3-4 büyüğün birbirine karşı böyle konuşması piyasayı zaten alevlendiriyor. Değil mi? Gerekli bir şey. Rekabeti arttırsınlar. PS4'te HDMI aracılığıyla artık oynadığımız oyunların video kaydını yapabileceğiz. Ne güzel, ne eğlenceli. Ama zaten PS4 ve Xbox One'la birlikte Twitch TV diye bir olay var abi. Oynadığın oyunu aynı anda broadcast edebiliyorsun dünyada. Evet. Zaten bu olduğu zaman otomatik sen oynadığın oyunu kaydedebiliyor olacaksın. Ama bu HDMI kullanan aparat sayesinde alacağın oyunların abi çıktılarını alıp en azından kendin de montajlayıp editleyebileceksin. Ve kurgu yapma olayı evde de giriyor olacak. Oynadığın böylece. Oynadığın oyundan sonra bir de onun kurgusunda montajı vakit kaybetmek de... Var öyle insanlar ama ya onlar da... Video müzik kliplerini falan kapsamıyor. Sadece oyun. Resmen yani işte GTA'yı oynuyor. Kendine film çekiyor orada, onu editliyor falan filan. Eğleniyorsun, oturuyor, izliyor, arkadaşlarla paylaşıyor. Hatta GTA 5'te şu anda mesela Facebook'tan kendi şeyine girebiliyorsun. Account'ına girebiliyorsun. Ve yaptığın achievement'ları Facebook'tan paylaşabiliyorsun. Yani oyunlar artık sosyal medyada çok tabii ciddi böyle bir yayılım var. İşte ya. Ben onu oynuyorum, böyle oynadım, şöyle ettim. Bunları diyebilmek de eğlenceli şeyler. GameSpot editörlerinden biri GTA 5 için hazırladığı inceleme yazısında kadınlara yaklaşımını oyunun beğenmediğini söylemiş. Bu düşünceye karşı öfke püsküren oyuncular... Zat-ı Muhterem'in kovulmasını istemiş. Bayağı da imza toplanmış. Şeyler olmuş abi. Böyle enteresan bir haber. Oyunda çünkü tabii bizim gösteremeyeceğimiz artık strip club'lara girip bayağı porno yani net. Tabii tabii bayağı bu sefer işin gübresi çıkmış. Ve aradan paparaziler seni çekebiliyor ve paparazileri... Sen de paparazilik yapabiliyorsun. İçeride. Yani, tabii tabii yani motosikletin arkasına atlayıp hatta bana soracak olursan Prenses Diana'nın ölümüne bile... Göndermeler var. Araba giderken içerideki insanların fotoğraflarını çekip onların kaza yapmalarını bile sağlayabiliyorsun gibisinden leş şeyler var. Ama bu haberle ilgili tabii fanatizmin her türlüsü kötü diyoruz. Evet evet. Yani fakat yani bu arada bu hanımefendi hem şikayetçi oluyor kadınlara yapılan şeyin seksist olduğunu düşündüğü için hem de oyuna 9 puan veriyor. O da ayrı bir enteresanlık. Evet, yan taraftan da öyle. Çok bir enteresan. 1 puan oradan kaybetmiş zaten. Evet, 1 puan oradan kaybetmiş. Çok enteresan bir haber var. Açıklanan raporlara göre Facebook'ta kullanıcıların bugüne kadar yüklediği toplam fotoğraf sayısı ne olabilir abi? Bütün kullanıcıların. Evet. Eyvah. Yani böyle yaklaş. Hayvan bir rakam salla yani. Hani fotoğraf yüklenen şimdi bir kişi 100 tane fotoğraf yüklese diye hesapla yani. Hadi hesapla. 250 milyon. Yaklaştın. 250'de tutturdun. 250 milyar fotoğraf yüklenmiş Facebook'a. Yani eski TL ile doğru söyledin aslında. Ha TL farkı oldu. Yani sıfır atman gerekiyor. Sıfır gayet normal olsun. Oldu. 250 milyar. 250 milyarın, 250 milyar fotoğrafın bir kere upload edildiği server'a ben şapkamı çıkarıyorum. Pes. Şapkanı çıkartması da onların çok da deyip Facebook ve Twitter artık zaten... Niye abi biz çıkartmayacağız, onu çıkartmayacağız. Kim çıkartacak bunu? Hmm. O da doğru. Birilerinin evet, çıkartması evet lazım ki onların çıkartılacak bir durumu olsun. Aynen. Bravo. Lafı İyi yedikten sonra başka bir habere geçiyorum. Geçmeye çalışıyorum. PS4'te aynı anda 4 kişi kendi hesaplarıyla tek konsol üzerinden login olabilecek. Böylelikle co-op oynanan oyunlarda kazanılan trofiler, trofi kazanan kişinin hesabına gidebilecek. Ama yani aynı anda televizyonda televizyonu kaça bölebilirsin? Zaten her PlayStation havuz problemi gibi girdi. Bak bir daha sorar mısın? Bak bir okur musun bir daha? PS4'te aynı anda 4 kişi bir havuzun içerisinde. Güzel. Yani bu zaten Xbox 360'da olan bir şeydi. Bunu PlayStation 3 yapmamıştı. Şimdi 4'te yapıyor. Evet, aynen öyle. Konumuz bu. Diablo 3'te yer alan oyuncuların oyun içerisinde kazandıkları altınlar ve gerçek para ile alışveriş yapabildiği Action House sistemi 8 Mart 2014 tarihinde kaldırılacak. Bay bay. Şimdi Blizzard abi dünyada en çok para peşinde koşan şirketlerden biri olarak gözüküyor. Yani en son Hearthstone diye bir oyun çıkarttılar.
kart oyunu Magic the Gathering gibi yani. Ben bu cümleyi nasıl tamamlayacağım bilmiyorum. Ben de bekliyorum. Hadi, mesela bir oyuna başlıyorsun, güçlenmek için muhakkak para harcaman lazım. Bu World of Warcraft'ta da öyleydi. Yeni oyunlarında da böyle. Diablo'da şöyle bir sistem vardı hiç bilmeyenler için. Diablo'yu oynuyorsunuz zaten, bir hikaye var, o hikaye bittikten sonra bir zor moduyla oynuyorsunuz, sonra bir zor moduyla oynuyorsunuz, sonra bitiremediğiniz başka en zor moduyla oynamaya başlıyorsunuz. Zaten oyun belli başlı yani, biten bir oyun aslında baktığın vakit. Bu oyunda düşen silahları satıp alabiliyordun abi, gerçekten bir öyle bir action house, bir borsa oluşturmuşlardı. Ve gerçek parayla silah satabiliyordun ve senin hesabına yatıyordu falan gibi bir şeyler vardı. Bunu niye yaptılar? Çünkü şöyle, Diablo 2'de bile, bak online olmayan bir oyunda bile adamlar epic itemları böyle... $1,000 satabiliyorlardı başka oyunculara. Bu olaydan tabii para alamayınca yani. Böyle bir auction house yaptı ama şu anda onu kaldırmak... Acaba Blizzard yani niye kaldırıyorlar aslında? Yani o bir eğlencesi. Bak. Bu arada birazcık şeye geri dönelim mi? Çünkü benim bir tane tavsiyem var. Burada dizi izleyen ve hangi diziyi... Bu aralar dizi yok işte, Breaking Bad bitiyor işte. Aslında dizi mevsim başlıyor. Walking Dead başlayacak. Ben 24'de başladım. Bu şu haberle ilgili bir tane dizi var. Ona bağlayayım. Bu diyor ya hani Facebook'ta kullanıcıların toplam yüklediği fotoğraf sayısı 250 milyara ulaştı diye. Black Mirror diye bir dizi var. Black Mirror dizisinde günümüzün sosyal medyasının hayatı ne gibi etkilediğinin üzerine yapılmış bir dizi. Bir bölümünde de şöyle, bir kadının eşi ölüyor fakat bir artificial intelligence eşinin bütün sosyal medyasındaki fotoğrafları ve yaptığı bütün yorumlardan bir artificial adam oluşturuyor ve sen onu arayıp konuşabiliyorsun. Ölen kişiyi yine de telefon gerçekten açıp konuşabiliyorsun hasta, gibisinden hasta, bir hasta fantastik bir şey, yani. Bir şey yapmışlar. Bu Black Mirror'ı tavsiye ediyorum ama çok güzel bir dizi. Dediğim gibi sosyal medyanın ileride dünyayı nasıl etkileyeceği ile ilgili bir kısa diziler serisi ama mistir yani. Hemen haberleri o zaman burada bitirelim. Geçtiğimiz hafta biz Dünya Yıldızı ile beraber Madrid'deydik. NBA 2K14 ile ilgili bir iki röportaj yaptık. Ortamı ve röportajı gösterecek bir videomuz var. Onu izleyelim. Ondan sonra geri dönelim. Arma 3 ile birlikte programa devam edelim. It's been a long time. But you know, there's no turning back now. This is what makes me. This is what I am. Feel me? You wanna hate me, then hate me. What can I do but keep getting money? Funny, I was just like you. I had to hustle hard, never give up until I made it. Now y'all saying that's a clever... Nothing to play with, hate on me. I blew, but I'm the same OG. People warn me, when you on top, there's envy. Took my people out the hood, but you doubt on us. Saying we left the hood, but can't be my guest. I suggest. Money is power. I got millions of dollars on salary. Do it now. You can hate me now. I won't stop. But I won't stop now. You can't stop. Cause I can't stop now. You now. Can hate me. You can hate me now. Do it now. You can hate me. Her ne kadar Türkiye'de çok ekranlarda görmeseniz de beni, yurt dışına ne zaman çıksak acaba Mertan Yalçın spordan ve İngilizceden anlamıyor diye mi bilmiyoruz ama kendisine sorarız onu. Hep ekran önüne çıkıyorum. Ha, gel bakalım, ver cevabını. Basketbol senin işin. Onun için basketbol röportajlarını sen yapıyorsun. Zaten Semih de beraber bizimle. Ama Semih galiba bilgisayar oyunlarında tamamıyla futbolcu değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle futbolu. Güzel. Bekleyeceğiz. Aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Suruma devam ediyorum. Madrid, Köln, ileride kim bilir Los Angeles bir yerlerden seslenmeye devam edeceğim ama şu anda Madrid'de NBA 2K14'in lansmanındayız ve aramızda Semih Erdem var. Türkiye'nin yetiştirdiği son zamanlardaki en iyi uzun
basketçilerden biri. Semih, hoş geldin ya da biz de hoş geldin. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Seni buraya kaç günlüğüne getirdiler, niçin getirdiler? Ben dün geldim. Bu özel lansmana davet ettiler. Hem Türkiye hem de Anadolu Efes'i gururla taşımak için. Çok güzel bir organizasyon oldu. Çok mutluyum buraya geldiğim için. Güzel. Şimdi normalde ben de minimum ülkelerde basket değil futbol oynadım. Gençliğimde basketle oynadım ama dediler ki sen bırak basketi. Futbolda daha çok yeteneğin var ve fiziksel olarak yapın daha uygun. Şimdi Amerika'da da futbol oynadım bu arada. Şunu önce sormak istiyorum, oyuna geçmeden önce. Türkiye'deki basketbolla veya Avrupa'daki basketbolla NBA arasındaki fark, 3 ana fark diye kategorilendirmek istersen ne olacağını söylersin bunların? Sadece 3 tane mi? İstediğin kadar olabilir bu arada. Yani NBA şöyle, NBA çok iyi bir organizasyon. Ve standart, yani her şey var ve hani oyun çok ön planda. Türkiye'de ve EuroLeague'de çok farklı, şöyle farklı. Türkiye'de çok daha ciddi, çok daha içinde olman gerekiyor. Amerika'da tam tersi. Yani bazı şeylerden sonra eğlenceye döküyor. Yani oradaki atmosfer çok farklı. Tabii bunu hani buradan anlatmak çok zor. Onu gidip orada yaşamak ve hani orada öğrenmek daha önemli. Peki sahadaki basketbolla alakalı bir şey söyleyebilir misin? Ambiyans olarak kesin katılıyorum sana. Gittiğin zaman NBA maçına 2 saat 45 dakika hiç durmadan arada kızlar çıkıyor, arada tişört fırlatıyorlar bilmem ne. Sahafi keyfine bakıyor ama sahanın içinde basketbol açısından hani fizikselliği ya da daha çok teke tek olması, takım paylaşımı, hani sporun kendisiyle alakalı bir şeyler söyleyebilir misin? Tabii ki. Şimdi Avrupa'da daha sert oynanıyor basketbol. NBA'de de normal lig çünkü çok uzun, yani 82 maç oynanıyor NBA'de ve dolayısıyla da bazı maçlar böyle rölantide gidebiliyor. Yani o şeyi o havayı verebiliyorlar. Fakat işin enteresan tarafı asıl NBA'de iş playoff'tan, hani playoff'a kalıp ve playoff'tan sonra başlıyor. Tabii en güzeli de o, yani izleme açısından orada bulunmak gerçekten çok güzel. Dediğim gibi yani daha sert oynanıyor. NBA'de de tamamen up and down dediğimiz, yani çok koş koş olan ve daha çok birebir yeteneklerinle bir şeyleri yapabildiğim bir yer. Eyvallah. Yine şimdi kendi futbol yaşamımdan başlayan bir soruyla geleceğim sana. Benim hayatımda oynadığım en etkin, bak en atletik demiyorum, en iyi demiyorum, en etkin futbolcu Zinedine Zidane, Zizou. Biz kendi aramızda Zizou diyoruz. Büyük yetenek. Senin oynadığın ya da ortamında bulunduğun en etkin basketçi NBA veya EuroLeague kim? Oyunda mı bu? Oyunla alakalı mı yoksa? Oyunla da alakalı cevap veriyor olabilirsin ama ben gerçek hayat soruyorum. Gerçek hayatta ya ben şimdi biliyorsunuz Boston Celtics'e draft olmuştum. O sene benim için inanılmaz bir seneydi. Ve inanılmaz bir takımda rol aldım. Onlarla beraber olma şansı buldum. Ya benim bugüne kadar öyle bir hani favorim veya öyle bir hani şu çok iyi, şunu örnek alıyorum olmamıştı. Fakat Boston'dan sonra NBA kariyerimde gerçekten çok güzel anılarım kaldı. Başta Shaquille O'Neal ve eyvallah, aynı takımdaydın değil mi ya? Evet. Efsane baba ve Kevin Garnett gerçekten benim için bambaşka yerler herhalde. Hala konuşuyor musun Shaquille'ı? Tabii buraya geldikten sonra bir iki defa sadece mesajla konuşmuştuk. Mesaj atmıştım ona. Onun dışında çok fazla şey olmaz. Zaten o kadar yoğun ki ve sürekli telefon değiştiriyor. Sürekli bir numara değiştiriyor. Çünkü inanılmaz yani. Herkes onun peşinde olduğu için onun da tabii işi zor. Tahmin edebiliyorum ya. Bu arada Shaquille O'Neal'a bayılırız ya. Bambaşka bir karakter. Basın açıklamaları bile... Rahatsız herif. Hastasıyım ya bu arada. Onunla da röportaj yapmak isterim. Evet, benim bir iki sorum var. Evet. Kamp süreci boyunca PlayStation, Xbox oynanıyor mu? PlayStation. Neler, mesela en baba oyunlar?
En baba oyunlar bugüne kadar PES'ti ama sizle beraber FIFA'ya geçiş yapacağız artık. FIFA Çilingir turnuvası. İzleyin, bulun bizi. Semih alacağız mı? Geleceksin değil mi? Geliyorum. Ben de katılıyorum. Bu arada Multiplayer izliyormuştun değil mi sen? Bizi izlemişsin evet, yani. İzliyorum. Ne düşünüyorsun bizim programla ilgili? Gerçekten çok güzel bir program ve olması gereken bir program. Yani şöyle, hani Amerika'da bunu gördüğüm için ve siz bunu Türkiye'de uyguladığınız için size gerçekten hani buradan teşekkür ediyorum. Tabii arkası gelmesi lazım. Daha renkli olması lazım. Tabii bunu da siz daha iyi bilirsiniz, daha iyi düşünürsünüz. Takımda kimler oynuyor mesela? İsim verebilir misin? PlayStation'da iddialı olanlar kimler? Vallahi biz hemen hemen bütün Türkler oynuyor. Yani Sinan Güler oynuyor. İşte kim, başka arkadaşlarım var oynayan aynı basketbolcu. İşte benim çok yakın arkadaşım Altan var, o da eski Fenerbahçeli. Başka kimler var hatırladığım sadece futbol oynuyor. Ersan İlesova, o da bizim NBA yıldızımız. Aynen, futbol oynanıyor değil mi? Tabii futbol, PES. Basketbol yok. Çünkü basketbol zaten canlı oynadığımız için kendimiz. Çok fazla hani onun içinde kalmak bizi herhalde geriyor ve sıkıyor. Oyunla alakalı bir şeyler söylesene. Şöyle, oynadın mı, denedin mi? Oynadım. Boston Celtics'e gittiğimde Amerika'da işte kendimi görmek amacıyla öyle bir oyunu aldım, oynadım. Çok beğendim ama yani hani böyle sürekli oynadığım bir oyun değil. Bu arada geldin arkaya, adam kameraya bakmıyor. Ne diyeceğim bu konuda? Direkt sana bakıyorum. Hiç gözükmüyor. Yok, ben gideyim bakayım. Çok iyi ya. Şeyden devam edelim ya. Mesela geçen David Rutter'ı anlatıyordum sana röportajdan önce. David Rutter'a sordum. FIFA 14'te niye yokum be kardeşim diye. Çok güzel cevabını verdi. Şu duyguyu tattırmadılar bana. Çok sahalarda çok futbol oynadım. Çim, kum, deniz kenarı vesaire. Fakat şu dijital ortamda dünya yıldızının roket gibi şutlarını, sağdan kaçmasını, ortasını bir türlü göremedim. Boston'da sırf kendimi görmek için oynadım dedim. Anlatsana nasıl bir his o ya. Bu ilk sana soruyorum, bu arada Messi'ye de soracağım onu. Ya bu arada seneye İspanya'ya gidiyoruz, Messi'yle oynayacağız FIFA, istiyorsan gel sen de. Matt, herife o soracağım, birkaç da futbolla alakalı bir şeyler söyleyeceğim ona. Sol ayağın için öyle her rastgele kullanma be kardeşim. Arada bir de sağ ayağını kullan. Sen zaten bunu yapman lazım çünkü sen gerçekten aslında halka hitap eden bir adamsın. Yani acaba küfür mü ediyor şu anda? Halka hitap eden. Yok, küfür yok. Yani tamamen hakikaten seni tanıyorlar ya. Ben de tanıyorum seni. O yüzden hani ya, tanıdığım için bu kadar. Rica ederim ya. Rica. Yok öyle bir şey yok. Geç. Geçmişinde ama. Tabii. Artık 16 aydır biliyorlar zaten. Baldır hep çekiyor. Ya sağ çekiyor sol. İkisinden biri. Az sağ çıkamadım ama Boston Celtics'te kendini oynarkenki dijital sorunun cevabına gelelim. Çok merak ediyorum çünkü. Nasıl bir his o? Yani tabii ki heyecanlandım. İlk işte o benim ilk deneyimimdi. İyi alayım dedim ben de. Hani bakayım işte Türkiye'den arkadaşlarım şey diyor. Ya gördün mü kendini falan böyle. Bana devamlı resim, devamlı böyle mesaj atıyorlar. Yok dedim, almadım daha. İşte gitsene al. Niye almıyorsun falan. Git bir bak kendine, işte oyna falan. Şimdi ilk deneyimim şöyle oldu. Şimdi Boston Celtics'e geldim. Aldım. İşte herhangi bir takım, artık unuttum, bilmiyorum hangi takımı aldığımı. Şimdi ilk 5'e beni koydum. Ama şeyi kapatmayı unutmuşum. Hani otomatik koç kendi karar verip değiştiriyor ya. Ya yapma. Ya. Aynen. Onu unuttum. Şöyle yaptım. Şimdi ben ilk 5'e aldım kendimi. Ondan sonra ilk bir 3-4 dakika oynadım. Ondan sonra koç beni değiştirdi. Direkt top ilk dışarı çıktı. Aynen. Koç beni değiştirdi. Allah Allah dedim. Niye? Bir daha durdurdum. Bir daha kendimi aldım. Tamam mı? 1-2 dakika geçti. Tekrar koç aldı beni. Kim alıyor yine bu arada? Shaquille mi alıyor? Kevin Garnett? Ya işte Shaquille giriyor. Yok, Kevin Garnett 4 numaranın için. Ben 5 pozisyondayım. Genelde Shaquille veya o zaman bir de Jermaine O'Neal'da vardı bizde. O da çok iyi biliyorsunuz. Ha, şey miydi o ya? Jermaine O'Neal vardı. O da 5 numara. Eyvallah. O da bizdeydi. Ben oradayken. Indiana Pacers'ta oynuyordu. Hatırladım. Ha, hatırladım. Uzun o da. Evet. Bayağı efsane bir kadro bu arada ya. Ya yüzüğü senden önce kazanmışlardı ama. Yani ben aslında o sene gidebiliyordum. Ama Fener'de kaldım o sene. Onların şampiyon olduğu sene. Böyle de yüzüğü kaçırmış oldum. Ya çok üzücü. Neden biliyorsun? Charles Barkley denedi, yok.
Başka Karl Malone denedi yok. İlk senemde gidip yüzüğü takıyor olman. Ya ne acayip bir şey. Aynen oluyor. Çok çok benim için hakikaten gurur verici bir şey olurdu yani. Neyse nerede kaldık? Dijital. Kendi Jermaine Only'yi alıyor. Arada bir evet, arada ben giriyorum böyle. Bu bir de sinirlendim. Devamlı beni alıyor, tamam mı? Sonra meğerse otomatik şeye çıkmış. O yüzden beni devamlı alıyor. Neyse onu kapattım, sonra oyuna devam ediyorum. Sırf ben oynadım. Kimse çık. Ya çok iyi. Bütün toplar bana. Aynen. En sonunda böyle altta böyle şey gösteriyor. Yani yorulduğunu falan, kıpkırmızı olmuş. Dedim ki hadi artık dinlen dedim. Hani dinlendir kendini. Hani bir şeyler. Güzel hani, keyifli. Çünkü hani kendini görmek hakikaten farklı oluyor. Hani ekranda veya ne bileyim. Hani ben maçları sonradan da izliyorum mesela. Hani kendimi gördüğüm zaman yine heyecanlanıyorum yani. Hani oynadığım maçı 2 saat sonra izlediğim zaman da heyecanlanıyorum. Oyunda gördüğüm zaman da heyecanlandım. Ve tabii bu güzel bir şey. Yani bir Türk oyuncu olarak hani hem orada gözükme, NBA 2K gibi. Çünkü çok hakikaten NBA günümüzde bambaşka bir yer. Dediğim gibi çok büyük bir organizasyon. Orada da yer almak hakikaten gurur verici. Tabii sevenlerim de var. Hani hayran olanlar, işte taraftarlar vesaire vesaire. Onlar da tabii beni gördüğünde hakikaten güzel yorumlar falan almıştım yani. Aa işte ne kadar güzel, inşallah hep burada olursun diye böyle güzel anılarım oldu. Hala da devam ediyoruz, hala NBA 2K'dayız ama Euroleague. Ya spor ortamında bana hep söylemişlerdi, çok efendi adam, çok gönülden adam diye. Semih, gerçekten bu içten sohbet için teşekkür ediyorum. FIFA Çilingir turnuvasında da kapışmak üzere seni bekliyorum ve son ayağa kalk da bitir beni hadi. Ayağa kalk da öyle bitirelim. Teşekkür ediyorum ya. Ağzına sağlık, eline sağlık. Teşekkür ederim. Madrid'de böyle geçti. Madrid güzelmiş. Arma 3'e gelelim. Arma 3. Ben bir iki bir şey söyleyeceğim. Hani başta da söyledim. Tekrarlayacağım biraz kendimi ama oyunu inceleyeceğimizi Kerem söyledi ben pazartesi bana. İşte hani ben Battlefield 4'çüyüm, 3'çüyüm, 2'ciyim. Grafikler muazzam. Böyle bir gameplay videosunu izledim. Oyunu oynamaya başladım. Dedim ki abi oyundan bir numara olmaz. Gayet normal online oynanan bir FPS modunda. Derken akşam böyle bir 20 kişilik ekibin oturup bu oyunu beraber oynadığını gördüm. Sanki gerçekten ordudan yüzbaşılar, erler falan toplanmışlar. Online oynuyorlar ve birbirleriyle komünika halindeler, bağlantı halindeler. Ve de işte bir tepeyi ele geçirmeye çalışıyorlar ama o kadar organize çalışıyorlar ki ağzımın suları aktı, ben de oynamak istiyorum onu falan oldum. Yani bu oyunun diğer oyunlardan en büyük farkı, bu bir simülasyon. Yani hani normal bir oyun değil bu. Bu enteresan bir oyun. Resmen askeri eğitim yani. Aynen öyle. Peki her oyuna başladığında bulut şekilleri aynı mı duruyor? Hayır, bulutlar ve gökyüzü değişiyor. Her şey onları değişiyor. Çok güzel yapmışlar. Doğa olayları, hava şartları, bunların hepsi değişiyor. Var. Evet, Arma'dan birazcık şu şekilde bahsedelim. Aslında Arma 1 çıktıktan sonra bu Operation Flashpoint en büyük rakibiydi. Fakat Arma 2 ile beraber grafikler iyice bir coştu, iyice bir güzelleşti. Bohemia Interactive'in geliştirdiği ünlü askeri simülasyonun son oyunu da Arma 3 12 Eylül'de satışa çıktı. Ama daha önce ben daha önceden, hatta 3-4 ay önceden bunun betasını aldım. Betasında da 3 tane görev var sadece ve görevler de böyle 15 dakika falan sürüyordu. Çok ciddi bir şekilde beklemeye başladım çünkü muhteşem bir oyun olacağına emindim. Bu arada tabii ki Arma 2'yi de 2009'da çıkan son zamanlarda tekrardan popülerleştiren şey bu zombi modu oldu. DayZ. WarZ ile beraber DayZ'yi yaptılar mod olarak. Evet, yani burada bayağı survival, hayatta kalma, yemek yemen lazım, su içmen lazım ve etraftaki zombileri temizliyorsun ama en büyük rakibin tabii ki başka diğer oyuncular. Şeyi de atlamayalım, o detayı hemen vereyim. Haritanın büyüklüğü 270 kilometre kare. Öyle bir alan. Dev. Koşamıyorsun zaten. Uçakla gitmek zorundasın bazı yerden bazı yere. Kontrolü aşınır. Arma 2'ye göre araziler çok daha detaylı. Silahlar, araçlar, şu anda yeni görevler yok ama bütün detaylar ve ragdoll sistemi, yani bizim bu fizik sistemi, düştüğün zaman patates gibi yuvarlanma, onu falan muhteşem güzel yapmış adamlar. Birazcık oyuna şu şekilde bakalım. Zaten oyun hani gidip de diğer shooterlarla karşılaştırdığın zaman gayet sade bir yapısı var.
şu anda kullanabileceğimiz bu araçtan hepsini kullanabiliyoruz tabii ki. Helikopter, uçak, denizaltı araçları, jip, motosiklet. Ben eski dakika. F-16 var mı? F-16 hala var. Benzeri jetler var. Mesela şu arkadaşlarımın arasında bir el bombası. Hatta ikinci el bombasını da atayım. Beni sevmesinler. Beni bulsunlar. Evet, gördüğünüz gibi de detaylar da muhteşem güzel yapılmış. Suratına, gözüne pislikler falan geliyor. Bu detaylar... Bence onlar seni seviyorlar. Hiçbir şekilde bunlar bir şey demediler bana çünkü arkadaki cama denk geldi. Pekala, burası şu anda NATO Birliği. Burada sadece deneme amaçlı. Mesela hani binelim şuna hadi. Basalım gazımıza. Dostluk amaçlı. Gayet kullanımını güzel yapmışlar Arma 2'ye göre. Evet, inelim buradan. Sarhoş asker. Sarhoş asker. Mesela bir tane tanka binelim. Şimdi mouse'umuzun normalde bir aksiyon oyununa göre çok daha şey. Biraz daha komplike şeyleri var. Mesela gunner seat diyelim burada. Silahlarımıza geçelim. Evet, gördüğünüz gibi burada da yani bir tankı toplam 4 kişi kullanabiliyorsun. Biri ilerlerken diğeri ateş edebiliyor. Bunlar acayip eğlenceli yapıyor tabii bütün oyunu. Mesela bundan çıkalım şimdi. Şuradan hemen save and exit dedik. Benim bu oyunla ilgili birkaç tane yorum olacak eğer oyunu alırsanız. Çünkü şu anda single player campaign'lerini yapmadılar da. Single player campaign yapmadılar fakat oyunda neler var gibisinden birkaç tane mission'ı koydular. Hmm. Şimdi en basitinden şurada... Ekrana dönelim, evet. Infantry'ye gelelim. Hemen play diyelim. Burada bunun şu anki amacı emir uygulamak. Ondan sonra emir vermek, ondan sonra denizaltı araçlar gibi oyun zaten korkutuyor. Yani oyun zaten sana kendini çok iyi öğretiyor. Ya şu haritaya bak. Yani delilik ve bütün dibine kadar detaya girebiliyorsun. Şimdi bunda da infiltre olarak koşup birkaç tane asker vuracağım. Oyunun tutorial modu çok başarılı. Yani oyunu baştan sona sana öğretiyor ve de aslında savaş öğretiyor yani. Evet evet. Yani hani, ne güzel. Bugün de en çok ihtiyacımız olan şey. En çok ihtiyacımız olan şey. Yani hiç ihtiyacımız olmayan bir şey aslında. Kesinlikle biz zaten multiplayer ekibi olarak hep de söylüyoruz. Oyunlarda kalsın savaşlar diye. Aman çocuklar hep savaş oyunları oynayın. Nasıl savaşılır onu öğrenin. Onsuz olmaz. Ben buradan PlayStation'a teşekkür etmek istiyorum zaten. Evet. Önümde askerler... ben de emirleri bekliyorum. Şu anda zaten diyebileceğim tek şey bakıyoruz. Bir dakika şundan bir çıkalım. Evet, copy. Repeat, emiri tekrar alma. Tamamdır veya hayır yapamıyorum. Bu dördünü aynı anda indirebiliyor musun mesela? Dördünü aynı anda indirebiliyor. Modları zaten onlara... kullanıcılar yapıyor değil mi? Görevleri. Evet, ona geleceğim. Şimdi bunlar hazır şu anda Arma 3'ün içinde bulunan deneme oyunları. Şimdi ilerleyelim. Burada bir kasabaya girip... Story yok. Onlar çıkarıyor. Story'yi şu anda yapıyorlar. Story bitmedi daha. Onun üzerine çalışıyorlar hala. Fakat oyunun çıkması zaten çok geç olduğu için story modunu bitirmeden oyunu çıkarmışlar. Ama sen şey dedin, yanlış hatırlamıyorsam. Bu oyuncular kendi şeylerini, oyunlarını yaratıyorlar. Yani evet, ona geleceğim şimdi. Oyuncuların yarattığı oyunlar inanılmaz eğlenceli. Bu arada nişan alma sisteminde... sağ kliye basılı tuttuğumuz zaman zoom'um var. Sağ kliye bir kere bastığımız zaman nişan alma var. Bir daha zoomlayabiliyoruz. Bu nişan alma sistemini gerçekten çok çok güzel yapmışlar. Daha gerçekçi. Bir mermiyle ölebiliyoruz, bir mermiyle öldürebiliyoruz. Şu anda ilerleyip ilerideki askerleri öldürme emrimiz geldi. Oyunun motoru Real Virtuality 4 olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Sunduğu gerçekçi savaş atmosferiyle tanınan seri bu oyunda da gerçekçiliğin böylece gördüğümüz gibi sınırlarını zorluyor gibi dümdüz bir cümleyle devam ediyorum. Nefis tamamladım. Aferin Mertan. Bu arada bana da aferin. Önündeki infantry grubuyla beraber düşmanları küçükten bir temizledik. Fakat bundan sonra değil. İlerideki... Çok güzel öldürdün. Evet, tabii. Teşekkür ediyorum. İnanılmaz. İnanılmazım. Biraz daha ileride şey var. Bir kasaba var. O kasabaya girmemiz gerekecek. Ölen merhaba biz multiplayer'den giriyoruz. Kasabaya öyle giriyoruz. Kasabaya öyle giriyoruz. Merhaba biz multiplayer'den giriyoruz. Ölen askerlerin üzerlerine gidip burada silahlarımızı değiştirebiliyoruz. Onların silahlarını alabiliyoruz. Ona uygun. Ama bize yakışmaz, yapma. Bize yakışmaz. Ceset soygunculuğuna giriyor bu. Yine de şöyle demonstre edelim. Bu arada tabii bunlara da çok fazla yaklaşıp iğrenç görüntüleri olan bilgisayar oyunları. Bence 2 dakika sonra ölürsün. Hoppa. Yani ne şoma ağzı pis bir adamsın. Peki tamam hadi. Başka bir şeye girelim şu anda. Evet, hadi. Şu anda bu oyunda single mission'larda scuba diving,
vehicles, normal böyle araba maraba kullanma, helikopterler, karışık silahlar, burada emir verme, gece bu çok güzel bir mission. Bunda uzaktan sniper. Hem sniper yapıyorsun hem de etraftaki şeyleri, belirli araçları hava desteğiyle patlatabiliyorsun. Bu inanılmaz eğlenceli. Yine uçsuz bucaksız bir yerdeyiz. Askerlerimizle beraber ilerlemeye devam edeceğiz. 230 metre ileriye yürümem gerekiyor. Şimdi bakın hava koşulları, moşulları, her şey değişmiş. Gördüğün gibi Boracığım, buradaki bak bulutlar da olduğu gibi değişik. Ve çok gözümüze güneş giriyor. Bütün mekanın aydınlatmasını HD Lighting'de muhteşem güzel yapmışlar. Ve gözlük opsiyonu var mı? Bu arada şey kadar... O olabilir mi? Battlefield kadar iyi sesleri. Çok gerçekçi sesler var. Sesler zaten böyle çok ateş yapmış. Etmeli oyunlarda çok önemli. Ben ama yani bence bir şey söyleyeyim. Son zamanlarda, son 2 sene, 3 senedir diyeyim hatta, oynadığım bütün oyunların hepsinin sesleri çok iyi. Evet, sesleri çok çok önemli. Son, artık son zamanlarda, eskiden yoktu. Hani sadece bir böyle bir iyi ve buş, iyi falan vardı. Şimdi artık hiç öyle değil. 5+1 Dolby, bütün oyunlar hakikaten çok iyi. Çünkü zaten hani oyunlar seni bir atmosfere tutmaya çalışıyor. Haliyle hani ve sesin de... Tabii çok önemli. Sadece ses efektleri değil, müzikler de muhteşem güzel tabii. Oldu. Bayağı full orkestra. Eskiden mesela hakikaten böyle sürekli bir böyle loop'ta dönem... Bütün gece oyunun orasında takılırsan onu dinliyordun. Efendim, Kerem oyunu oynarken ve siz de oyunun grafiklerini görürken birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Oyun içerisinde kullanabileceğiniz 40'tan fazla silah ve 20'den fazla araç var. Araç, silah ve karakter modellemeleri geliştirilmiş yapısıyla daha gerçekçi bir hal almış. Arma 2'ye göre araziler daha fazla detaylı, bulutlar akıyor ve de etraf daha gerçekçi gözüküyor. Arma 3 ile birlikte seriye ilk defa su altı görevleri eklendi. Onları birazdan zaten göreceğiz. Oyunda bulunan ragdoll efekti sayesinde vurulan düşmanlar biraz evvel Kerem'in de söylediği gibi daha gerçekçi düşüyor. Oyun taktiksel bir oynanışa sahip, net olarak taktiksel ve bence single player'ı falan unutun, multiplayer modu muhteşem oyunun. Yaptığınız plan ve gözlemlerin sonucunda sabırla oynamanız gereken, sadece aksiyon arayanlar için değil, beraber co-op oynamak isteyen, arkadaşlarınızla beraber oynamak isteyen insanlar için şahane bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyun neredeyse klavyenizdeki her tuşu kullandığınız bir tuş kombinasyonuna sahip. Bu da oyunun taktiksel derinliğini ve çeşitliliğini en büyük göstergelerinden bir tanesi. Yani aslında bir flight simulator kadar zor. Evet. Ama öğrendiğiniz zaman da sizin canınızı, dişinizi takıp oynamanızı sağlayacak bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Bu cümleyi bir daha hayatım boyunca kurmayacağım. Bence de kurma. Oyun konsollar için çıkmayacak. Sadece PC'de var. Arma 3'ün PC temel alınarak geliştirilen sistemi konsollara uymadığı için oyunun konsollar için baştan yapılması gerekiyor. Ki böyle bir şey de zaten bu oyunun yapılmasına ne zaman başlanmıştı Kerem? Bu oyunun... Arma 2 çıktığı anda, bir tık önce evet, hatta. Evet, onu bitirir bitirmez başladılar yeni geliştirilmiş motoruyla beraber. Bu arada tabii şey de... şöyle Arma 2, helikopter düşüyor bir dakika. Evet, sen bak benim dikkatimi dağıtınca helikopter düşür. Sen helikopter kullanırken bana bakarsan tabii düşersin abi. Abi mouse'la helikopter mi kullanıyorsun? Şimdi ya? Bir de o var ya. Bu oyunun tabii. Bu oyunun en büyük rakibi Flashpoint'tu. Flashpoint'u da Xbox 360'da ve PlayStation'da çıktığı için satışları ve hani duyulması çok daha fazla oldu. Şimdi bu oyunun Arma 2'nin özellikle duyulması bahsettiğim o DayZ modüyle olan şeydi. Onda da tabii ki zombiler ve zombi survivor oyununa yani çeşitler. Bu haritaya karşılaşacağımız binlerce zombiler. Bu bir moddu. Fakat Arma 3 baktı ki bayağı bir güzel talep var. Yeni çıkacak olan DayZ ayrıyetten bir oyun olacak. Yani Arma 3'ün şeyi olmayacakmış. Evet, yeni bir oyun olarak gelecek DayZ. Evet. Buna bir mod olarak gelmeyecek. Şimdi birazcık şeye doğru gidelim. Bakın burada hep beraber bakalım. Burada senaryolarda şimdi yüklüyor. Bunlar benim yüklediğim oyuncuların modları. Evet, oyuncuların hazırladığı. Hatta burada Dynamic Zombie Sandbox diye bir şey var. Burada tabii ki adamlar, yani adam bunu yapan kişi oturup şey yapmamış, zombi modellememiş, fakat oldukça tırstırıcı bir mod. CC bastırmış, elimize de bir tane silahımızı vermiş.
ve etrafta koşturan başka sivil insanlar koymuş ama altlarına da zombi sesini dayamış. Yani karşında gördüğün şey zombi değil, sivil. Sana değdiği anda sen ölüyorsun. Fakat oldukça gerilimli. Bu mesela benim tavsiye edebileceğim mod. Yeni DayZ'nin nasıl olacağı ile ilgili bir fikir veriyor. Şimdi random'ı kurtar bu hikaye. Random bir yerde sana uyan... görev verin, ben gideyim. Bakalım etrafta. Bunlar paralı mı peki Kerem? Bu indirebileceğimiz görevler. Şimdi biraz sonra bunların nasıl yüklendiği ile ilgili de ben hemen bilgi vereceğim. Bu acaba karşıda gördüğümüz bir zombi mi yoksa normal bir sivil bir adam mı? Bunu anlayamıyoruz çünkü dediğim gibi zombi modellememişler. Bu normal. Bence bir zombi öyle yürümez. Ama bir insan da böyle yürümez. Zombi misin arkadaşım? Ah ne vuruyorsun? Ah, vallahi zombi çıktı şerefsiz. Ben size dedim insan böyle yürümez diye. O zaman demek ki bu gördüğümüz her şey zombi. Zombi. Tabii burada şöyle bir şey var. Zombiler keşke zombi gibi yürüyebilse. İşte onu... DayZ'yi de göreceğiz onu artık. Yani. Onu DayZ'nin yeni versiyonu göreceğiz. Zombi olunca ölmüyor. Kafadan vurmak lazım. Bayağı zor ölüyorlar. Evet. Evet. Yanımızda da bir tane zombi gelmiş. Bayağı bildiğin sivil bir adam. Acaba headshot olmadan da... Bence headshotla bitirmiş. Ölmüyor mu diye. Evet. Headshotla deneyebiliriz. Şöyle. Oyunda bazı diğer oyunların da modları yapılmış değil mi? Mesela Metal Gear Solid'in modu mu vardı? Evet, şimdi Metal Gear Solid'in de moduna bakacağız. Ve bu modların nasıl yüklendiğini de ben açıklayacağım. Bu arada da mermim bitti ve öldüm. Zaten tokatladı bayağı. Oyun, oyundaki, evet, Osman tokadıyla zombi beni öldürdü. Zombi tokadı. Oyunun zaten oynanışı kolay değil. Yani bunu gidip de başka first person shooter aksiyonlarla karşılaşmak doğru değil. Simülasyonlarda her zaman... çok daha seni zorlayan bir kontrol yapısı vardır. Fakat buna bir kere alıştıktan sonra gerçekten bu oyunu ben simülasyon seven herkese tavsiye ediyorum. Ve zaten bu oyunu eğlenceli yapan şey de modları. Evet. Şimdi şu anda Steam'deyiz. Ve Steam'den orijinal aldığım bir oyuna modlar ne kadar kolay yükleniyor hep beraber göreceğiz. Şimdi burada klasik tabii ki sol tarafta Arma 3'ümüz var. Başka oyunların üzerine geldiğimiz zaman eğer o oyunda Steam Workshop yoksa zaten gözükmüyor. Arma 3'e geldiğimiz zaman otomatikman burada Steam Workshop'u görüyoruz. Steam Workshop'ta oyuncuların yarattığı modlar. Hemen atölyeye göz at diyoruz ve burada bize bir sayfa açıyor ve burada gördüğünüz her şey, hatta World War 3 diye bir mod yapmış biri. Burada yanında aldığı yıldızlarla ne kadar başarılı modlar olduğunu başka oyuncuların verdiği puanlarla görebiliyoruz. Ve bakın ne kadar basit bu modu yüklemek. Mesela atıyorum şurada bir tane yarış vardı değil mi? Hatta bunu da deneyebiliriz. Şu. Buradaki artıya bastım ve bitti. Bu. Modu yüklemek bu kadar kolay Steam Workshop'ta. Ve ücretsiz. Ve ücretsiz. Beleş diyoruz hatta. Hatta şöyle bir şey de tavsiye ederim ben size. Evet, mesela Skyrim'e gidiyorsun. Her hafta yeni Skyrim modları var ve çok başarılı modlar var. Steam'den Skyrim'e basıyorsun. Yanındaki Steam Workshop'a basıyorsun. Ve bütün modlar karşında. Search'ı da var. Arayıp giriyorsun. Su altını şimdi bir görelim mi artık? Hemen görelim. Oyna dediğimiz zaman... Zaten demin subscribe olduğumuz için o moda şu loading add-ons da zaten benim şu anda üzerine artıya bastığım modu direkt yüklüyor oyun içine. Bu kadar da harika. Ve modların boyları da çok küçük. Çünkü elimizde zaten kocaman bir harita var. Bütün senaryolar bu haritanın üzerinde gerçekleşiyor. Onun için muhteşem güzel. Yani oyunu aldığın zaman sonsuz konu var. Ve sonsuz görevim var. Oyunun hani single player campaign çıkmadı. Ben bu oyunu niye alayım ki? Demek mantıksız olur. Çünkü oynanacak çok şey var ve multiplayer de muhteşem. Öyle bir anlattı, ben şu an buradan çıkıp alacağım. Öyle mi diyorsun? Ben de sana dönecektim. Ne düşünüyorsun abi oyunla ilgili? Tahsin kesin oynar bu oyunu da. Tahsin çok güzel oynar. Ben işte şu klavye mouse işi beni biraz... Seni bozuyor. Arkamı yaslanayım, kontrolle oyun oynayayım, beni zorlamasın. Zaten başında oturup müzik yapıyorum. Nasıl, kaç, hangi... Tahsin neyle öldürüyorduk bunu falan olurum ben hemen. Evet, şimdi burada play tuşuna basıyoruz. Senaryolara girdiğimiz zaman bak şu anda yüklüyor. Demin bir tane yarış oyunu yükledik. Su altına gidelim, yarışa evet, gitmek gideceğiz, istiyorsun gideceğiz. Gibi bir his geldi. Şimdi. Hayır, ben sadece gösteriyorum. İşte bak bu kadar basit. Şu anda bunu oynayabiliyorum. Yani bir artı tuşuna bastım ve şu anda mod bunun içinde. Geri gidelim su moduna. Hemen showcase'in içinde scuba ve restart diyoruz. Burada da su altının... daki silahları kullanma, işte mayın diffuse etme gibi şeyler var. Ayrıca hatırlatalım, bu kız arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir mod. Evet. Beraber. Su altı. Su altı modu. Gerçekten çok romantik. Çok tatlı. Claude, Scuba. Evet, şimdi ve... Efendim tekrar hatırlatıyorum, oyunun haritasının büyüklüğü 270 kilometre kare. Yani 270 kilometre kare neresidir acaba? Yani ne kadar büyüktür?
İstanbul 200-270 kilo olur. Ya daha mouse'da kaç pile denk gelir o? Şimdi buradan buradan Eskişehir 300 kilometre diye düşün. 16 tane A4. Bayağı evet. Yere diziyor. 3 mouse. Şimdi artillery strike'ım var. Su altında çalışan otomatik submachine gun'ım var. Köşede konuşan bir de James Turner diye bir adam var hep. Evet. James Good luck corporal. Take a deep breath. Bana devamlı evet. Thanks Jimmy. Aynen. Benimle konuşup içime su döken, beni rahatlatan artık görev vericim. Jackson diyor ki sana all right here we go. Hadi diyor git artık yani. Hadi. Hadi bit artık diyor yani. Git bir şeyler yap diyor. Su altında bir ateş edebilir miyiz acaba? Evet hemen. Onun efektleri de çok güzeldi çünkü. Çok zıpım, çok güzelmiş. Zıpım. Şu balığı vurabiliyor musun mesela? Balığı vuralım hemen. Ama küçük bence vuramıyoruz. Tabi bana böyle gelir. Onu bunu öldüreceğimize balık vuralım, scuba devam. Ama nesli tükenmeyen balıkları vurmamız gerekiyor ha, o, değil mi? Tabi evet tabi. Ona bir bak karette karette mi o? Karette karette yenir mi ya? Çorbası yapılır herhalde. Abi neler yeniyor onu yemezler. Su altı modu bu. Su altında da araçlar kullanabiliyoruz değil mi? Böyle arkasında takıldığımız o aletin ismi ne? Böyle tuttuğumuz böyle brrrr diye giden. O su altı brrrr. Ha biliyorum ben onu ya. Suyun altına giriyor. Ama onu bir garip bir şey o. Suyun hep böyle bir şeydesin. Hızlanamıyorsun. Elektrikli palet diye. Falan böyle çıkıyorsun. Elektrikli palet değilmiş. O şu şeyde bizim şu arkada. Suratına çarpı be. Yavaş da gidemiyorsun. Şimdi gidelim bakalım şuradaki mayını nasıl disarm ediyoruz. Onu izleyelim. Ondan sonra ne izleyeceğiz? Ondan sonra bir tane fragman vereceğim ben. Fragman güzel. Şunu böyle pıt pıt. Acaba buradan bu mayına ateş etsem şöyle patlasa da suyun üzerinde patlayan bence Jaws efekti. Jaws. Evet patlamıyor. Gidip illaki diffuse etmemiz gerekiyor. Bak bak şu kırmızı mine çıkınca detected. Bence vurabiliyorsun demek ki. Yakındayken vur diyor. Şimdi bakalım. Etrafına. Benim şahsi fikrimi sorarsanız bu oyunla ilgili, bu oyun böyle bir modlardan ziyade, ben modları oynamam ama mesela çok kalabalık bir arkadaş ekibim varsa, ki var, ne demekse, arkadaşlarımla beraber online oynayabileceğim, taktikler yapabileceğim ve o 75'e 75 karşılıklı oynadığım online. Ben yüzü online gördüm, oynadım. Yani burada hani bunu yanlış söylemeyelim ama yüzün üzerinde oyuncunun aynı serverda, haritada. Aynen, aynı haritada beraber mission yaptığını veya birbirine karşı. Hatta hızlıca şöyle bakalım, multiplayer ekranını da bir görelim. Burada player'ın üzerine bastığımız zaman oyuncuların oyuncu sayısı bakalım en fazla şu anda. Demin 75'e 75 vardı, hepsi çıkmış mı acaba? Şu anda 45 var, 65 var. Evet, 65 toplam 65 kişilik bir haritada 58 kişi oynuyor mesela şu anda. Çok da pahalı bir oyun değil değil mi? 60 dolar mı? Artık şey pahalı. Yani artık normal bir oyun fiyatında. Çünkü alfası bitti. Ben inşaat halindeyken aldığım için 19 dolara almıştım. O zaman da dolar da yüksek değildi. Her programda doların yüksek olmasını da buradan şey evet yapıyoruz, lanetliyoruz. Efendim Arma 3 böyle şahane bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Mighty Quest for Epic Loot diye çok cici bir fragmanımız var. Onu izleyeceğiz. Ondan sonra GTA 5'te polisten kaçacağız. As far back as I can remember, I always wanted to dominate the world. And trust me when I say far back, I mean a very long way back. Like many children, I was born. I came to the world as a beautiful, innocent baby. And very soon, my immense powers invited envy. Next slide! Ah, joining the Evil Academy was the right decision. I even made some wonderful foes there. However, world domination does not come easily. Let me show you. First, I had to train myself. I started in the most basic of garments, strengthening my skills day after day. Then I had to learn to protect what I had amassed. And numerous were the ones I defeated.
success play tricks on me. Oh, there were days of folly. But soon enough, I would get back on my feet. I became powerful, masterful, dominant, forceful, and downright sexy. Get ready, opulencia, for I am now ready to dominate the kingdom in the sky! Oh, wait, I was going to say something else. Oh, yes! Run, you fools! That's a good one. Somebody already used that line. Can't be. I just made it up on the spot. Like that. My mind is quick like lightning. Herkesin yıllardır beklediği GTA 5 artık evlerimizde. Ben oyunu bir 15 dakika oynayıp ondan sonra işimden gücümden olmayayım diye oynamamaya karar verdim. Tatile saklıyorum. Tatile gitmeyip GTA oynayacağım. GTA'dan biraz bahsedecek olursak hemen ekranda görüyoruz. Şu anda Kerem oynuyor. Yine GTA'nın her zaman olduğu gibi dev haritası. Ve dev haritasında oyun muhteşem bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyun San Andreas'tan tanıdığımız Los Santos şehrinde geçiyor. Los Santos, Los Angeles'ı temsil etmekte. GTA serisinde bir ilk olarak oyunda 3 ana karakter kullanılmış. Hiç bilmeyenler için söylüyorum bunu, sakın kızmayın bana. Eski bir suçlu olan Michael, kirli işleri bırakarak hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen ancak bunu başaramayan profesyonel bir banka soyguncusudur. Eski bir savaş gazisi olan psikopat bir kişiliğe sahip Trevor, Michael'ın yakın arkadaşı ve suç ortağıdır. Dolandırıcı bir araba satış bayisinde yanında çalışan Los Santos yerlisi Franklin ise bu ikiliye sonradan katılan eski bir gangster'dır. Gangster. Rezalet. Cengiz Han. Bu üç karakter birleşip tekrar suç dünyasına dönerek büyük paralar kazanmayı hedefler. Paranın oyunda önemi gerçekten çok büyük bu sefer. Para oyunun asıl odak noktası olarak karşımıza çıkıyor. Efendim GTA 5, Red Dead Redemption, San Andreas ve GTA 4'ün haritalarının toplamından daha büyük bir haritaya sahip. Yani devasa bir haritamız var. Oyunda cep telefonumuzda internete girerek gerçek hayatta yapabildiğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Silah menüsü önceki oyunlardan çok farklı. Silahlar artık dairesel bir menüde seçiliyor. Yani Red Dead Redemption'da olduğu gibi. Oyundaki silah modifiye sistemiyle silahlarımızı lazer görüşü, dürbün, susturucu, fener ve yüksek kapasite şarjörle özelleştirebiliyoruz. Bunlar da güzel şeyler. Ya biri şey yapmış, ben ona koptum ya. Bu haritanın yukarıdan görünüşünü Ninja Turtle Leonardo... Aslında evet, böyle baktığın zaman... Artık haritaya baktığım zaman sadece Leonardo'yu görüyorum. Çok fena oldu yani. Çok tatlı yapmış ama yani. Seride bir ilk olarak oyunda evcil ve vahşi hayvan olmak üzere çeşitli hayvanlar var. Dilersek vahşi doğada bu hayvanları avlayabiliyoruz. Ehlileştirebiliyor muyuz? Ehlileştirebiliyor muyuz? Köpeğimiz var mesela, köpeği eğitebiliyoruz. Onlar falan çok çok eğlenceli yapılmış. Hadi şey yapalım. Polisten kaçalım. Biz polisi hazırlayalım. O sırada Dark Souls 2'nin muhteşem bir fragmanı var. Dark Souls 2'nin fragmanını izleyelim. Ondan sonra sırayla. Polisten kaçacağız sırayla.
Evet, şimdi yarışacağız. Şimdi yarışacağız. R1, R1 yuvarlak, sağ... R2, sol sağ, sol sağ, sol sağ yaptığımız zaman bir yıldız veriyor. Biz şu anda 4 yıldızdayız. Bora başlayacak, ondan sonra ne kadar Mertan kaçırır? Oynayacak, ondan sonra ben oynayacağım. Kim kaç dakika polisten kaçabilecek? Bakalım. Evet. Evet, başlayabilirsin. Süremizi de şu an itibariyle tutuyoruz. 4 yıldız, 5 yıldız da yapmadık. 4 yıldız gayet iyidir. Bu arada ikisine birden basıp zamanı yavaşlatabiliyorsun. Onun da avantajını kullanabilirsin kaçarken. Tamam. Arabadan inip başka arabaya binebilirsin. Onu da kurallara sayıyoruz. Ölürsen kaybediyorsun. Ömür boyu kaçarsa ne olacak? Vallahi program sabaha kadar sürer. Şu anda zaman başladı. Zamanı aşağıda görüyoruz zaten. Bakalım kim daha iyi. Bu arada biri de zaman tutsun, biz de zaman. Oo! Soldan. Enerjin oldukça az şu anda. Vurulursan ölürsün. Bilen olsun. Oy. 4 yıldız gerçekten zor. Ve bittim, öldün mü? Waste. Evet, yukarıdan var mı bilgi? Bora kaç dakika, kaç saniye dayanabildi? Yazıyor şu anda. Evet, gördük. Bu kadar kaçabilmiş maalesef. Kaç şu anda, peşinde de bir sürü polis var. Hemen evet, kaç. Mertan şu anda başladı. Saniyeler hızlı akıyor. Ama araba birazcık hasarlı ama problem değil. Önünde SWAT atıyor. Hoppa! İyi durumda değilsin. Araç bir yere kütüye girip değiştirebilirsin. Hoppa! Şu anda güzel yırttı. Güzel yırttın. Dümdüz köprüye doğru gittin. Çekinmeyelim ya. Yalnız hızlı arabası var abi. Evet evet, gayet güzel. Ben bayağı bildiğin... Ooo, bu kadar diyorsun. Tabii tabii, bravo. Çok iyi kullandı. Tekrardan basıp kurtulabilirsin ondan. Onu çok fazla harcama. Güç. Bravo, yavaş yavaş gidip oraya çarpmak da... yani onu akıl edip orada sonra bunu yapmak büyük bir başarı Mertan. Ne kadar gidiyor ki abi, artık hızlanmak istiyorum. Bitirdin yani bütün şeyi. Polis bile yavaşlamadı seninle. Ooo, bayağı helikopterler falan var. Seni geçti galiba şu anda saniye. Beni büyük olarak geçti ama ben bu arabayla oynayacağım. Fena yakalandı. Kaç 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 kaç. SWAT'lar indirdi. Bayağı bir saradı orada, sıkışıp öldü. Maalesef bu kadar. Bende sıra. Wasted. Wasted. Evet efendim, şimdi de kaçma sırası Kerem'de. Bakalım ne kadar kaçabilecek, hayatta yavaş kalabilecek. Araba aldım ama yine de. Bu da GTA Survival mod olarak multiplayer programıyla birlikte tarihe geçiyor. Oh! Arkadaşlarınızla beraber böyle kapışabilirsiniz. Yavaş çekimimi harcamışsın, yavaş çekimim yok. Olsun, lütfen, bende de yok. İnsanları ezdiğiniz vakit saniye düşüyor çünkü öyle bir şey yapmıyoruz. Kırmızı ışıklarda da durmanız gerekiyor. GTA oynuyoruz, farkındasın değil mi? Araba simülasyonu değil. Hoppa! Bütün polisler Kerem'i kovalıyor. Niye? Bakkaldan sakız çaldı çünkü. Evet. Böyle şeyler yapmayın. Bu arada bu oyunda gördüğünüz şeyleri, oynadığınız şeyleri asla gerçek hayatta da yapmayın. Çünkü bunlar sadece oyun. Gerçekçilikle alakası yok. Teşekkürler Nardan. Bu arada benim lastiğim patladı. Arkadan itiyor polis arabaları diye gidebiliyorum anca. Şöyle kaçalım. Aa, arabanın önü yok senin, o yüzden gidemiyorsun. Dayanabildiğin kadar dayan, saniyeden yürümeye çalış. Ama bin arabadan. Dedim, sen profesyonel oyuncusun falan. Araba evet. Araba bitmiş vaziyette. Araba kötü bir araba. Bak, polis bile seni yakalamak için doğru yerden U dönüşü yaptı. Oyun bayağı gerçekçi. Bir de tabii şöyle bir gerçekçilik yok. Yani polis senin elinde silah olup olmadığını bilmeden sana şu anda ateş ediyor. Niye öyle bir şey yapıyor? Ama zaten böyle hareketleri normal bir insan yapmaz. Tabii eder. Tabii. Yani şu senin normal Taksim'de yapacağın hareketler değil herhalde. Yok. Zaten bu arabaları bulamayız. Zaten bu kadar cool tipler... Ya gerçekten artık. Baksana yani seni yakalamak için kendini köprüden atan polisi gördün. Polis arabası indir. Gerçekten bu da yani bir rezalet. Ya onu alırsan zaten hayatın... Oldan devam. Evet, öldüm. Kerem'de... Patates oldum. Patates oldum. Kötü araba seçimi yaptım. Evet, yukarıdan rejiden aldığımız bilgiye göre...
yarışı Kerem kazanmış. Yaklaşık 4 salise ile. Tabii yalan reji daha çok seviyor maalesef Kerem'i. Beni kimse sevmiyor. Canım Bunu da forumlardan görüyoruz zaten. Rejim benim. Efendim şimdi Infinity Blade diye bir tablet oyunumuz var. Onun incelemesi, onun aslında fragmanı var. O fragmanı izleyelim. Ondan sonra hepinizin çok sevdiği oyun doktoru gelip GTA acaba neye yarıyor? Oynarken nerelerinize iyi geliyor? Oyun doktoru yorumlarıyla GTA ile devam edeceğiz. I'm remembering. Remembering who I am. Who I was. What do you care about this world? We've destroyed it a dozen times before. I can't escape my sins. I have to pay for what I've done, Isa. Cyrus. Did I die? Yes. But you've been reborn. This world was once inhabited by billions. When the Deathless rose to power, they decimated humankind. The Workers getting ready to do it again. If we don't stop him now, the world will burn for our failure. Worker, I will destroy you. I am divinity. I am God and King, and you can never defeat me. We end this now. Ve hepinizin beklediği ve çok sevdiği oyun doktorumuz saçma sapan muhteşem yorumlarıyla GTA'yı bize yorumlayacak. Acaba GTA ne değil? Ondan bahsedecek. Tayfun Bey, hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Öncelikle GTA hepinizin bildiği gibi çok önemli bir seri. Siz zaten gerekenleri söylediniz. Oyunda 3 tane karakter var. Michael, Trevor ve Franklin. Bunlarla oynuyoruz. Ama ilerleyen bölümlerde istersek Michael, Franklin ve Trevor yerine Mazhar Fuat Özkan'la da oynayabiliyoruz. Tabii o bölümlerde daha çok eski albümlerin sevilen şarkılarını çalıyoruz. Ama oynanışı yine de güzel. Ben peki oyun ilerleyen yerlerinde tavşanla da oynayabiliyor muyuz? Tabii tabii. Hı-hı. Daha. Ho, neler bunny, var? Bunny. Neler güzel var soru. Bakın. Mesela. Kontrolü atsana bana. Hocam devam edin. Oyunun bir bölümünde. Tavşan yakalasana şuradan. Su altına gidiyoruz. Hı-hı. Ve su altında define buluyoruz. Bakın define. Para bu oyunda çok önemli. Paranızı nasıl kullanıyorsunuz? Mesela ben ilk bulduğum defineyle gittim 700 kavanoz kara kovan balığı aldım. Ya bu strateji meselesi. Oyuna nasıl baktığınızla ilgili. Defineleri keşfedeceksiniz. Bu, keşif. Bu şeyi de göğüs uçlarımıza sürüyoruz bize iyi gelsin diye. Yani istiyorsanız sürersiniz. Ben öyle bir şey önermiyorum. Bakın oyunda keşif çok önemli. Mesela gizli yerler keşfedebiliyorsunuz. Mesela bir yer keşfettim. Bir şehir düşünün. Şehirdeki herkes hırsız. Sokakta herkes yüzünde kilotlu çorapla geziyor. Doktor, polis, herkes hırsız. Acayip bir yer. Enteresan. Bir yer daha buldum. Şirinler Köyü. Gargamel'le oynuyorsunuz. Elinizde sniper'la tek tek bütün şirinleri vurabiliyorsunuz. Nefis. Amacınız, oyunda Gargamel oluyorsun. Tabii tabii. Hmm. Amacınız Şirin Baba'nın kurduğu suç örgütünü çökertmek. Hmm. Müthiş bir bölüm. Wow. Ve bakın daha bu oyunun online modu var. Online'da, online modu var, online modu var. Tabii ki. Yani online'da yüzlerce göreviniz var. Oyna oyna bitmiyor. Kadın karakterle öyle oynayabiliyorsunuz bakın. Doktor Bey bu bize nasıl yararlı, nasıl faydasız ondan birazcık bahsedin. Oyunun faydaları nedir? Eğitim doktor. Efendim. Bu sağlık için hiçbir yararı yok. Yani çok inceledim ama yani hiçbir rahatsızlığı tedavi edemedim bu oyunla. Hmm. Ama eğitim konusunda bir çığır açmış.
Peki doktor bey, en az kaç saat oynanması lazım günde? Yani oynayabildiğiniz kadar. 24 saat oynuyorsan oyna. Tamam. Eğitimde şey yok diyorsunuz değil mi? Tabii yok. Canım. Sınır oyna yok. Güzel kardeşim. Nasıl oluyorsa. Yani hiçbir sınır yok. Ne zaman şey çıkıyor sizin bu kitap? Yakında efendim. Ben zaten bunun satışını program üzerinden yapacağım. Tabii tabii. Burada koyarız masanın üzerine. Yani biraz şey tuzludur ama yani bayağı yararlı. Tuzlu. Tabii. Efendim, tavsiye ediyorum. Oyundaki telefon kullanımı ile ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Aa, cep evet. telefonu kullanılıyormuş galiba. Mesela telefonla internete girebiliyorsunuz. Buyurun fotoğraf efendim, gösterirseniz çok sevinirim. İnelim arabadan. Sizin kendi internet sitenizde galiba GTA'dan çekilmiş fotoğraflarınız var bol bol. Evet. Mesela şimdi bu, bakın. Şöyle şurayı çekelim. Hop, çıktı telefonumuz. Evet, bakın. Snapmatic'i tıkladık. Evet, bakın. Mesela çok... bu fotoğrafı çektik. Bunu internete koyuyoruz. Aa, ne kadar güzel çıkmışsın canım yazıyorlar. Emo. Tabii evet. Her şey var. Çok tatlı. Yani müthiş bir oyun. Çok her şeyi yapabiliyorsunuz. Oyun. Bakın. Ne oluyor? Ne oldu? Fotoğrafı beğenmedi. Ne yaptınız oyuna ya? Evet. Devam ediyoruz. Çıkalım buradan. Evet. Bir türlü çıkamadı. Evet. Peki buradan kontrol de yükleyebiliyor muyuz? Hmm, güzel soru. Bakın herkesi çekebiliyorsunuz. Evet, genelde oyun doktorunun söylediklerini çok dikkate almamız gerekiyor bu konularla ilgili. Masal kitaplarını almamız gerekiyor. İzinler aldığı söyleniyor. Kesin doğru. Kesin doğru. Zaten birazdan dışarıda bekleyen bizi arkadaşlar var. Onlarla beraber toplanıp oyun doktorunu da evine bıraktıracağız. Evine bıraktıracağız. Bakırköy tarafına doğru yollayacağız. Ne demeye çalışıyoruz beyefendi? Bakırköy değil miydi hocam? Hayır, bakın ben ne demeye çalıştığınızı anladım ama yani bakın ben bu programa yani bu programda beni ağırlamanız çok büyük bir şeref. Bunun bakın beni değerlendirmeyi bilin, beni kullanın, beni bilin. Yani böyle olmuyor. Tamam. Okay. Size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim. Geldiniz çok, buralara çok kadar. Demek. Bora. Efendim. Abi, iyi ki geldin. Çok sağ ol. İyi geldim. Doktorum, hocam sizinle konuşuyoruz. Bugünkü programı Kerem kapatacak. Buyurun. Öyle mi? Haftaya görüşürüz. We'll be right back.